Arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum ama maalesef Arda ve bebeklerini kaybettik. Onları birisi öldürmüş. Arda'nın bakkalın önünde ölü bulundular. Evet. Maalesef Efekan, Ali, Arda üçü de öldürülmüşler. Şehrimizdeki bir suçlu onları öldürmüş. Ben Arda'yı, Efekan'ı, Ali'yi çok seviyordum arkadaşlar. Siz de seviyor muydunuz? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Onların kanlarını yerde kalmasın diye şehirdeki bütün şüphelileri topladık arkadaşlar buraya. Tek tek sorgulayacağız bu şüphelileri arkadaşlar. Buradaki şüphelilerden birisi Arda ve çocuklarını öldürdü arkadaşlar. Sizinle birlikte onları tek tek sorgulayıp katili bulacağız ve cezasını vereceğiz arkadaşlar. Bu şüphelileri sorgulayacağız. Suçlu olduklarını düşündüğümüz kişileri ise çukurumuzun dibine göndereceğiz. Çukurumuzun dibinde ise Arda'nın babası Efekan ve Ali'nin torunu mafya fakiri var arkadaşlar. Mafya fakir torunları ve oğlu ölünce çok sinirlendi. Kendisi çok tehlikeli birisi oldu. Şehrin en büyük mafyası, en güçlü insanı. Şuna bakın arkadaşlar. Ailesini öldürenlerden intikam almayı dört gözle bekliyor. Biz o zaman sizinle birlikte öncelikle şüphelilerimizi tanıyalım. Ondan sonra da sorguya başlayalım. Fakire gönderelim. Evet, şöyle bakalım. İlk şüphelimiz fakirin evinin altındaki mezarlıkta yatan Bobby 1545. Kendisini biliyorsunuz, onun bir sürü hikayesi var ve çok korkunç birisi. Burada ise arkadaşlar elinde silah olan bir mafya üyesi var. Serseri var arkadaşlar. Bu silahın neden elinde olduğunu soracağız ona. Diğer şüphelilerimize bakalım. Burada Bebek Sonic var arkadaşlar. Kendisi bebek ama yani çok tehlikeli birisi de olabilir. Dış görünüşüne aldanmayalım yani. Burada ise Grimace var. Biliyorsunuz Grimace eskiden çocukların suyunu sıkıyordu. Onlardan içecek yapıyordu. Grimace şey yapıyordu. Belki de o öldürmüştür. Burada ise benim süper kahraman halim var. Şuna bakın ne kadar yakışıklı. Çok yakışıklı değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Ama benden yakışıklı değildir yani. Burada ise benim mutasyon geçirmiş kötü halim var arkadaşlar. Mutant Kerem komiser var. Görüyorsunuz kocaman ahtapot kolları var. Yüzünde bir sürü yaralar, yanıklar var. Ondan sonra arkadaşlar şehrimizin en büyük ayısı, dağdan kaçmış dağ ayısı Recep İvedik var. Ben de diyorum bu kötü koku nereden geliyor ya? Kesin Recep yine osurdu ya. Recep de şüpheli. Arkadaşlar burada ise her yeri kanla kaplı olan çok korkunç Gül Yabani var. Gül Yabani de çok korkunç birisi. O da yapmış olabilir yani. Burada ise Barbie var arkadaşlar. Zenginin karısı. O hamile. Ama yani hamile olması katil olmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Burada ise Arda'nın mutasyon geçirmiş hali var. Mutant Arda var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı benim kötü halim gibi onun da gözlerinde kan var. Ahtapot kolları var yani. Kara iksir içmiş bu arada. Evet, son iki şüphelimiz ise arkadaşlar şehrimizin Keko'su. Bu şehirde en az sevilen kişi Keko ve sonuncusu ise şehrimizin vücut geliştirmecisi. Evet arkadaşlar, şüphelilerimizi tanıdık. Sizce bu şüphelilerden hangisi suçlu? Sizce Arda'yı ve oğullarını öldüren kişi kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Bütün yorumlara kalp atacağım arkadaşlar ve doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Evet, hazırsanız şöyle sorgumuza bu elinde silah olan adamla başlamak istiyorum. Çünkü yani silahla öldürülmüşler. Oğlum sen hayırdır lan? Bu silah ne lan? He, sen serserinin tekisin. Mafyasın sen, ben biliyorum. Sen mi yaptın yoksa? Kesin sen yaptın değil mi? Elinde silah var. Sen yaptın değil mi? Doğruyu söyle. Atarım bak seni çukurun dibine. He. Hayır be, ben yapmadım. Ben kimseyi öldürmedim. Tamam, mafya soyguncu olabilirim ama ben yapmadım. Bu silah da boncuklu zaten. Gerçek değil. Hadi lan oradan pis yalancı. Boncuklu tabancayla ne yapıyordun he? Ne yapıyordun? Söyle bakayım. Ya Kerem komiser, yemin ederim ben öldürmedim. Boncuklu silahı gerçek gibi gösterip banka soymaya çalıştım ama anladılar, kovdular beni. Üstüne dalga geçtiler, dövdüler bir de beni ya. Ulan sen nasıl bir salaksın ya? Boncuklu silahla banka soymaya çalışmış, anlaşılmış, bir de dayak yemiş. Lütfen beni çukurun dibine atma. Söz bir daha yapmayacağım. Yemin ederim. Yemin ederim. Zaten bir şey de yapamadım. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bunu affedeyim mi? Bir daha yapmayacağına söz veriyor. Lütfen yorumlarda yazın. Tamam hadi, sana son bir şans verdik. Yorumdakilere dua et yani. Gitmene izin verdiler. Ama bir daha böyle bir şey görürsem var ya, banka soymaya falan çalıştığını duyarsam seni çok kötü yaparım. Hapse atarım, bir daha da asla çıkarmam. Bobby, şimdi sıra sende. Ulan fakir seni o kadar evinin altında besledi. Yıllarca evinin altında sana yaşayacağın yer verdi. Yoksa fakirin çocuğu Arda'yı ve torunlarını sen mi öldürdün he? Hayır, ben yapmadım. Ben sadece fakiri ve torunlarını, oğlunu öldürmem. Ben bir kerede bütün şehri öldüreceğim. Şehir benim olacak. Hadi lan oradan, buna hayatta izin vermem.
Sen çukurun dibine gidiyorsun. Mafya fakir sana gününü göstersin. Defol git. Grimes, şimdi sıra sende. Yoksa sen mi öldürdün ha? Sen mi öldürdün? Tekrardan kötü birisi olmaya mı başladın yoksa ha? Doğruyu söyle bakayım bana. Artık iyi biri olduğuna inandırmıştın bizi. O yüzden şehirde gezmene, böyle serbestçe dolaşmana izin veriyorduk. Yoksa sen mi öldürdün? Tekrardan kötü birisi mi oldun? Hayır Kerem komiser. Vallahi ben yapmadım. Bilmiyor musun? Ben artık McDonald's'ta kasiyerim. Sipariş alıyorum. Hamburger yapıyorum. Patates kızartıyorum. Hatta karşımdaki şu çocuk var ya, McDonald's'tan hamburger çaldı. Ona çok sinirlendim. Dövecektim onu bulsam. İnanmıyorsan ona sor. Paramı da ödesin. Demek McDonald's'ta kasiyersin, hamburger yapıyorsun, patates kızartıyorsun. Arkamdaki de ödemedi. He? Bebek Sonic. Bu doğru mu? Grimes gerçekten McDonald's'ta mı çalışıyor artık ve sen ödemeden kaçtın mı? Evet Kerem komiserim, doğruyu söylüyor. Grimes o McDonald's'ta çalışıyor. İyi birisi. Sen niye hırsızlık yaptın bakayım? Söyle bakayım. Ne yapayım Kerem komiser? Başka çarem yok ki. Kalacak bir yerim yok. Haftalarda yemek yemiyorum. Hiç payam yok. Dilenmeyi denedim ama kimse paya vermedi. Herkes benimle sen fareye benziyorsun diye dalga geçti. Ne yapayım? Çalmak zorundaydım. Payam olunca ödeyeceğim. Kıyamam ben sana ya. Bak keşke bana gelseydin. Ben sana yiyecek bir şeyler alırdım. Kalacak bir yer bulurdum. Yani hırsızlık yapmışsın. Hırsızlık çok büyük bir suç. Ama arkadaşlar ben bebek Sony'yi hiç atmak istemiyorum yani çukurun dibine. Sonuçta çok zor durumda kalmış. Atmayayım değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Tamam bebek Sonic. Yorumlarda senin gitmeni istemiş herkes. Bu seferlik affedeceğiz seni ama bir dahakine bana gel. Hırsızlık yapma, tamam mı? Grimes sen de suçsuzmuşsun. Aferin, iyi biriymişsin. İkiniz de gidebilirsiniz. Ben de sorguya devam edeyim süper kahraman halimden. İnşallah sen yapmışsındır ya. Benden daha yakışıklı duruyorsun ya. Benden daha yakışıklı olamazsın. Sen bensin. Atarım seni vallahi. Ne olur sen yapmış ol da atayım seni. Ya saçmalama Kerem. Ben neden yapayım? Ben yapmadım. Ben süper kahramanım. Kimseyi öldürmem. Aksine ben insanları korurum. Kurtarırım yani. Arkandaki kötü halimizle savaşıyordum ben. Şehri ele geçirmeye çalışıyordu. Sen de beni suçluyorsun. Ne? Şehri ele geçirmeye mi çalışıyordu? Hemen sorarım ben şimdi ona. Lan! Ulan zaten senin tipinde hayır yok ya. Tipinde hayır yok. Sadece şu tipini görmemek için çukurun dibine atmam yeterli. Niye şehri ele geçirmeye çalışıyorsun lan? Doğru mu lan bu? He? Evet. Bu şehir benim olacak. Önce senin aileni öldüreceğim Kerem komiser. Benim ailem olacak onlar. Sonra da bütün şehir benim olacak. Haha aynen kanka, bak şu an oldu. Ben de Messi. Hadi bakayım sen çukurun dibine git de bir kendine gel bakalım. Mafya fakir sana gününü göstersin. Sana gelince oğlum git başka şehirleri koru, tamam mı? Aslı görmesin sakın seni. Yoksa seni beni boşar, seninle evlenir ya. Tamam mı lan? Tamam mı? Git başka şehirleri koru. Yoksa çukurun dibine atacağım seni. Allah'ım yarabbim ya, manyak mıdır nedir? Tamam tamam, başka şehre giderim. Başka şehri korurum ben. Ulan adamın şehrini koruyoruz. Şu muameleye bak. Gördüğümüz muameleye bak. Tamam hadi bırak beni, gideyim artık. Sorgulama da gideyim başka şehirleri kurtarayım. Hadi defol git. Buradan uzak ol da nereye gidiyorsan git. Giderken sakın Aslı'ya denk gelme, tamam mı? Bak beni delirtme. Recep şimdi sen söyle bakalım. Sen neredeydin, ne yapıyordun he? Yoksa Arda, Efekan, Ali senin osuruğuna bir şey dedi. Sen de çok sinirlenip öldürdün mü onları he? Bana doğruyu söyle. Herkes bu şehirden gitmeni istiyor zaten. Pisliğin tekisin. Çukurun dibine atayım seni. Kurtulalım. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. La yok Kerem komiser, ben internetten bir tane kız buldum. Sevgili olacaktım. Starbucks'ta buluşacaktık. Aslı'ya kahve siparişi vereyim dedim de çok verememiş oldum yani. Veremedim. Dalga geçtiler. Starbucks'taydım yani ben. Ben kimseyi öldürmedim. Madem Starbucks'taydın söyle bakalım o zaman. Ne sipariş ettin? He he he. Şey oralet, oralet. İyi de Starbucks'ta oralet yok ki Recep. Yalan mı söylüyorsun yoksa? Doğru ya, o kadın o yok demişti ya. Şey mıhra sipariş ettim, mıhra. Starbucks'ta mıhra da yok Recep. Sen bence yalan söylüyorsun. Doğru ya, o da yoktu ya. Tamam tamam, çay, bildiğimiz çay söyledim. Çay sipariş ettim. Ulan Recep bana bak, çay da yok Starbucks'ta ya. Seni pis yalancı. Evet evet yoktu, tamam ya. Ondan sonra kasadaki kız bana ice karamel macchiato falan bir şeyler söyledi. Onu söyledim ya, onu. Demek karamel macchiato söyledin he. Peki hangi boy? Tall mu, grande mi, venti mi? Tall, grande, venti. İyi de Recep onların hepsi farklı boylar yani. Tall,
mı, Grande mi, Venti mi? Tabii Grande Venti bitti gitti kardeşim ya. Sabaha kadar bizi mi sorgulayacaksın? Ben yapmadım diyorum ya. Vallahi Kerem komiser papaz olacağız şimdi ya. Beni delirtme ya. Starbucks'taydık ya. İnanmıyorsan git kasiyer kıza sor. Tamam tamam hadi inandım. Recep gidebilirsin. Ben de Gülyabani'yi sorgulayayım. O zaten senden de çok daha şüpheli. Gülyabani sen neredeydin, ne yapıyordun? Söyle bakalım he? Sen yaptın lan değil mi? Doğruyu söyle. Sen zaten çok kötü birisin. Seni her türlü çukurun dibine atacağım. Beni uğraştırma en azından. Hayır Kerem komiser. Ben yapmadım. Ben abin Kemal ve ailesini öldürdüm. Fakirin torunlarını ve çocuğunu değil. Arda'yı, Efekan'ı, Ali'yi öldüren ben değilim. Ama abin Kemal, Kamil, Ceren'i öldüren benim. Ne? Abimlerimi öldürdün? Seni aşağılık Gülyabani. Hayır olamaz, abimi öldürmüş. Defol git çukurun dibine, defol. Of ya, abim ölmüş. Yapacak bir şey yok, sorguya devam, sonra üzülürüm. Barbie, sen şimdi hamilesin ya, böyle sürekli duygu değişimleri yaşıyorsundur. Bir anda çok sinirlenip ses falan yapıyorlar diye öldürdün mü yoksa onları? Yani hamile olduğun için seni çukurun dibine atamam. Karnında bir bebek var ama hapse atarım doğurduktan sonra. O yüzden bana doğruyu söyle. Yok Kerem komiser, gerçekten ben yapmadım, gerçekten. Ama yapanı gördüm. Çok engel olmak istedim ama maalesef olamadım. Hamileyim diye korktum. Bebeğime bir şey yapar diye çok korktum. Ne? Başından beri biliyorsun. Niye söylemiyorsun? Niye uğraştırıyorsun beni o zaman? Söyle bakayım, kim öldürdü Arda'yı ve çocuklarını he? Arda, Efekan ve Ali'nin katili. Arkanda gördüğün mutant Arda. Hepsini mutant Arda yaptı. Hayır, beni şikayet ettin. Seni ve karnındaki bebeği öldüreceğim. Hadi lan oradan, sen kimseyi öldüremeyeceksin. Çukurun dibine gideceksin. Niye yaptın bunu? Neden öldürdün Arda'yı ve çocuklarını he? Ben aslında iyi biriydim. Sadece dışarıdan korkunç gözüküyorum. Onların yanına gittiğimde beni korkunç olduğum için kabul etmediler. Beni dışladılar, defol git dediler. Ben de o yüzden öldürdüm onları. Senin adına üzüldüm, dışlanmışsın, sevilmemişsin. Ama bu yine de onları öldürebileceğin anlamına gelmiyor. Demek ki seni gerçekten bilerek dışlamışlar. Böyle kötü biri olduğunu biliyorlarmış. Sen kötü birisin. Ve o yüzden çukurun dibine gideceksin. Fakir sana gününü gösterecek. Evet arkadaşlar, sayenizde suçluyumuzu bulduk. Suçlumuz mutant Arda'ymış. Arda ve çocuklarını öldüren Arda'nın mutant haliymiş arkadaşlar. Siz olmasaydınız asla suçumuzu bulamazdık. Çok teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Buradaki şüphelilerimizle de işimiz kalmadı. Artık evlerine yollayabiliriz onları. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Siz beni seviyor musunuz? Onu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim.